Girecek. O Anladım. Tamam. başlama sinyali gibi. Evet. Bu bitince başlayacağız. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği'nin organize ettiği Kıvılcımlı'yı ölümünün 50. yılında mirasını sahiplenerek anıyoruz programlarının yeni bir bölümünde. Aslında artık sonlara da doğru yaklaştığımız bir bölümünde beraberiz. Malum senenin de sonuna doğru geliyoruz. Bugün aramızda Necmi Erdoğan hocamız var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduk katılımınızla. Çok teşekkürler. Çünkü bu yordamdan çıkan Osmanlı tarihinin maddesini yazdığınız ön söz ve dipnot yayınlarının basmış olduğu Kıvılcımlı kitabındaki yazılarınız bence Kıvılcımlı düşüncesine önemli katkılar sunan, önemli pencereler açan ufuklar ortaya koydu. Biz bugünkü programımızın başlığını Osmanlı tarihinin maddesi olarak koyduk. Zaten aslında bir Osmanlı tarihinin maddesi üzerine konuşmak, sizin onu nasıl değerlendirdiğinizi duymak isteriz. Programımızda Osmanlı tarihinin maddesine özü olarak değinmedik, bu programı ayırmıştık. O yüzden tabii bununla sınırlı olmayan ama Kıvılcımlı'nın düşüncesi, Kıvılcımlı ve Türkiye solu ilişkilendirmesi üzerine de muhakkak söyleyecekleriniz vardır. Merakla bekliyoruz. Buyurun hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kıvılcımlı ile ilgili bakış açınız nedir? 50. yılında onunla ilgili en çok öne çıkan boyutlar sizce neler? Öncelikle herkese merhaba. Şimdi oturumun başlığı Osmanlı tarihinin maddesi ama tam da o bağlamda kendimle ilgili bir iki küçük not düşerek başlamak isterim. Ben tarihçi değilim. Yani böyle bir meslekten tarihçilik gibi bir özelliğim yok. Dolayısıyla Osmanlı tarihinin maddesiyle ilgili tartışmayı bir tarihçi sıfatıyla yapmam mümkün değil. Bir ikinci nokta tabii Kıvılcımlı ve Osmanlı tarihinin maddesi üzerine bir tartışma yapacağız. Ama benim şahsen Kıvılcımlı ile olan bağım, ilişkimle ilgili bir nokta düşmek isterim. Ben en azından siyasal olarak tırnak içinde söylüyorum. Doktorcu değilim, sayılmam. Doktorcu olmak ne demektir? Onu da pek bilmem doğrusu. Ama siyasal gelenek olarak öyle bir özelliğim yoksa bile kendimi doktorun öğrencisi olarak görürüm ve düşünürüm. Dolayısıyla doktorla kurduğum ilişki, şahsen benim kurduğum ilişki bir hoca-öğrenci ilişkisi bir bakıma. Ama bunun yalnızca bir bilgi ve bilgi yalan veren ilişkisi olarak da düşünemeyeceği kanısındayım ki geleceğim buna birazdan. Ama kritik bir nokta, yine birazdan değineceğim gibi, böyle bir hoca-öğrenci ilişkisi ekseninde düşünüldüğünde de bence asıl olan şey hocanın aşılabilmesi, öğrenci tarafından aşılabilmesi. Doktorun ne ölçüde aşılabildiği sorusu bence önemli bir soru. Ve bunu maalesef pek de beceremediğimiz kanısındayım. Dolayısıyla öğrencilik sıfatından söz edebiliriz ama iyi öğrenciler olabilmek gerekir. Bunu ne ölçüde becerebildiğimiz bence dediğim gibi bir soru işareti. Şimdi ben kendi ilgi alanlarım itibarıyla aslında birbirinden epeyce farklı sayılabilecek konularla uğraştım. Akademik olarak, entelektüel olarak, folklordan, halk kültüründen, hikayelerinden, yoksulluğa, işsizliğe kadar, sınıf ilişkilerine kadar, oradan hani işte Ecevit'ten devrimci yola kadar uzanan geniş bir yelpazede Türkiye siyaseti, toplumu ile ilgili muhtelif konularda çalıştım. Ama bütün bunlarda aslında bir benim açımdan bir temel kaygı vardı. O kaygı Türkiye toplumuna ilişkin olarak sosyalizmin imkanını nerelerde bulabiliriz sorusuna aslında cevap aramaya çalıştım. Bütün neredeyse bütün çalışmalarımın böyle bir temel kaygısı olduğunu söyleyebiliriz. Tam da bu açıdan becerebildiğim bir iş olmasa bile aslında doktorun kaygısının da
hem Osmanlı tarihine bakarken hem onun dışındaki bir konuyla uğraşırken de temel kaygısının böyle bir kaygı olduğu kanısındayım. Tam da bu niteliğiyle de aslında doktorun takip edilmesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, ikinci nokta diğer başlarken değinmek istediğim, ben yazdığım vakitler doktorun bir tür bir suskunlukla aslında karşılandığını söylemiştim ki zaten doktor da metinlerinde işte bir Marx'ın susuş komplosu dediği bir susuş kuması olarak onun çevirdiği bir durumla karşı karşıya kaldığını aslında sıklıkla dillendirir. Ve yani ben kendi yazdığım metinlerde de bir entelektüel bir suskunluğun doktor bağlamında Türkiye'de söz konusu olduğunu söylemiştim. Ama son zamanlarda ya yakın zamanlarda doktorla ilgili aslında böyle bir suskunluğun bir bakıma aşıldığını söylemek mümkün ve bu arada daha öncesinde hiç olmayan bir biçimde doktorla ilgili akademik çalışmalar yapıldığını da görüyoruz. Dolayısıyla yakın dönemde gördüğü bir entelektüel ve akademik ilgiden söz edebiliriz. Ama tam da burada aslında bu ilgi tabii bence önemli ve anlamlı. Ama böyle olmakla beraber aslında tam da bizlerin ister entelektüel olarak olsun, ister politik olarak olsun, teorik politik olarak olsun, doktorla kuracağımız ilişki açısından hesaba katmamız gereken noktalar olduğu kanısındayım. Şöyle ki ben tam da bu bağlamda doktora ilişkin bir entelektüel suskunluktan söz ederken onun kıvılcımlığının bilgiyle kurduğu ilişkinin akademik bir ilişki değil, politik, teorik politik bir ilişki olduğunu ve tırnak içinde homo academicus açısından bunun huzursuz edici de olabileceğini not etmiştim. Şimdi kıvılcımın açısından düşünüldüğünde onun aslında akademizm diyebileceğimiz şeyi işte elinin tersiyle bir kenara ettiğini söyleyebiliriz ki Osmanlı tarihinin maddesi buna ilişkin bir not da içerir. Zaten amacımız bir tez, herhangi bir tez veya ve madde gösterisi değildi. Sınıflar savaşı pratiğimizde son gerçekliğimizce aydınlanmaktı. Bizim için amaç bilginlerin kulaklarına üfürülecek soyut bilimden çok savaşın anlamına ve biçimine yön verecek sonuçlardı diyor Kıvılcımlı. Şimdi tam da burada aslında akademik üretime, akademik bilgiye ilişkin Kıvılcımlı'nın bir uyarısı var. Öyle olduğu ölçüde Kıvılcımlı üzerine yürütülen akademik çalışmalar açısından tam da bu nokta Kıvılcımlı'nın kendisinin bu vurgusunun ben hani hesaba katılması gereken bir vurgu olduğu kanısındayım. Kıvılcımlı gibi figürleri tırnak içinde söylüyorum. Çalışmak, akademik olarak çalışmak hiç de kolay bir iş değil. Şu basit nedenle tam da o çalışmayı yürüten işte bilginlerin, akademisyenlerin sahip olabileceği kavramsal araçlara, aygıtlara zaten kendisi de sahip olan, dolayısıyla kendisi üzerine o kavramlarla da zaten akıl yürütebilen bir figür üzerine çalışmanın kendisi bence hiç kolay değil. Dolayısıyla tam da böyle bir figürü ve onun metinlerini analiz etmenin kendisinin bir zorluğu, aşikar bir zorluğu var bana sorarsanız. Tam da bu çerçevede aslında bir taraftan bu tırnak içinde akademik ilgi gayet olumlu ama bir başka taraftan da tam da işte biraz önce söz ettiğim homo academicus'a özgü diyebileceğimiz bir kendiliğinden ideolojinin handikaplarıyla da karşılaşabiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Bununla kastettiğim şey ki aslında kendiliğinden ideoloji ifadesi Althusser'e ait bir ifadedir. Bilim adamlarının kendiliğinden ideolojisi şeklinde kullanır. Kendiliğinden felsefesi olarak da kullanılır. Tam da burada ele alınan konu ki bu bağlamda kıvılcımlı diyelim ona. Aslında bir
üretim nesnesidir, bir girdidir, ham maddedir. Tam da böyle olduğu ölçüde bir özne nesne ilişkisi. Yani o nesnenin bilgisini anlamak isteyen, onu ortaya çıkaracak olan bir özne olarak akademisyen çıkar karşımıza. Tam da burada aslında böyle bir nesne muamelesinin aslında kıvılcımlıya yapılması, kıvılcımlı ve benzeri figürlere yapılması bence mümkün değil. Tam da burada aslında biraz önce söz ettiğim zorluk ve hassasiyet devreye giriyor. Söz ettiğim Homo Academicus tırnak içinde çalışır o konuyu, bu konuyu çalışır. Ama biraz önce söz ettiğim terimlerle. Burada aslında öyle konular vardır ki bunlar böyle bir nesne olarak ele alınıp incelenecek ve bilgisi hakikati ortaya çıkarılacak konular aslında olarak çok da düşünülemez. Tam da bu çerçevede ben işte vaktiyle yoksulluk da tırnak içinde çalıştım. Yoksulluk üzerine araştırmalar da yaptım. Biraz önce söz ettiğim bu Homo Academicus'a özgü kendiliğinden ideoloji açısından şu pekala mümkün. Tırnak içinde insanın yoksulluk çalışıp akademik kongre turizmine dahil olması veya orada burada boy göstermesi, kendini göstermesi, isim yapması vesaire pekala mümkün. Ama tam da ele alınan konunun doğasıyla onun üzerinden kurulan bu ilişki düşünüldüğünde problematize edilmesi gereken bir nokta çıkar burada. Yani ele alınan konuyla, nesneyle daha tek yönlü, dışsal ve esasen de bana sorarsanız sömürgen bir ilişki kurmak bu Homo Academicus'a özgü kendiliğinden ideoloji açısından çok yaygın bir durum. Kılcımlı çalışmalar açısından da tırnak içinde böyle bir tehlikenin olabileceği kanısındayım ben. Şimdi tam da bu çerçevede kıvılcımlının işte dünyaya, Türkiye'ye, Osmanlı'ya vesaireye ilişkin metinlerinde onlarla kurduğu ilişkinin teorik politik karakterinin vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ama onunla da bağlı olarak aynı zamanda bir devrimci praksise doğrudan bağlı olarak üretilen bir bilgiyle karşı karşıyayız kıvılcımlı metinleri açısından. Tam da o çerçevede ben veya bir başkası bir akademisyenin kıvılcımlı metinlerini tırnak içinde analiz ederken ya bu ilişki biraz önce söz ettiğim terimlerle bir tek yönlü bir özne nesne ilişkisi şeklinde aslında kurulamaz. Tam da bu çerçevede aslında kıvılcımı üzerine konuşan, yazan, onu analiz etmeye girişen insanın aynı zamanda kendi pratiğine, kendi bilgiyle kurduğu ilişkiye, kendi akademik pratiğine dönüp bakabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle olduğu ölçüde böyle çok dışsal ve tek yönlü bir ilişki olmanın ötesine giden bir ilişkiye ihtiyaç olduğu kanısındayım. Dolayısıyla aslında tam da bu çerçevede anlamamız veya analiz etmemiz gereken şey doktor olduğu kadar hatta ondan da çok kendimiz olmak durumundayız. Dolayısıyla tam da işte bakan özneler olarak doktorun bize bakışı, doktorun bizim konumumuzu değerlendirişinin aslında vurgulanması gerektiğini, dolayısıyla o bakışın geri dönmesi gerektiğini ve öyle olduğu ölçüde de aslında doktorun yalnızca bir akademik metin üretimine konu olmanın ötesinde tam da böyle bir bilgiyle kurulan bu ilişkinin teorik politik bağlamı ve doğrudan praksisle ilgisi es geçilecek bir nokta değil. Dolayısıyla tam da bu noktada aslında dönüp kendini sorgulayan bir bakış, yoksullukta da bence aynı şey geçerli. Böyle bir konuyu çalışıp sonra bir tarafa bırakarak geçirip gidilebilecek bir konu değil. Dolayısıyla zorunlu kılar diye düşünüyorum. Yine Osmanlı tarihine geçmeden önce bir başka nokta, tabii doktora gösterilen yakın dönemde ilgi aslında yalnızca akademik ilgi değil. Aynı zamanda aslında birbirine zıt ya da karşı cephelerden doktora bakışların da orada burada üretildiğini de söylemek de mümkün.
hani yakın zamanda dikkatimi çeken, daha sağdan diyebileceğim bir doktor güzellemesiyle yer yer tekil figürler olarak da olsa karşılaşabiliyoruz. Bir bakıma şimdilerin hani moda işte ifadesiyle, bakın ne kadar da yerli ve milli bir solcu doktor diyen bir güzellemeyle karşılaşabiliyoruz. Buna karşılık da aslında daha öteden beri var olan, soldan, sosyalist soldan doğru gelen, işte darbeye selam durduğu yolu, işte cuntacı olduğu yolu, ki yakında birkaç hafta önce Mustafa Yalçıner böyle bir metin kaleme aldı. İşte milliyetçiliğe açıldığı filan yolu aslında bir takım sol diyebileceğimiz yergilerle de karşılaşabiliyoruz. Bu ikisi arasında sıkışmış bir imaj var gibi görünüyor ama tam da bu imajların ötesinde bir doktorla, kıvılcımlıyla ben karşı karşıya olduğumuzu ve hani doktorun doktor açısından onun söz ettiği susuz kumasının ve o metinlerin tam da bu imajları aşan, bunları parçalayan niteliğini büyük ölçüde eski bir özelliğe sahip olduğunu söylüyorum bu imajların. Ve doktorla ilişki açısından da ben asıl olan şeyin bir övgü veya sövgü değil, onu aşmak olduğu kanısındayım. Ve bir bakıma doktor tabii politik pratik tarafını bir tarafa bırakırsak, daha teorik, entelektüel, düşünsel yönü itibarıyla bana sorarsanız temel olarak aşılmamış, olduğu yerde kalmış, bırakılmış bir figür olduğunu söyleyebiliriz. Tam da bu niteliğiyle aslında doktor üzerine hala düşünmemiz ve akıl yürütmemiz gerekiyor. Belki de isterseniz tartışalım. Belki de yani anlaşılmamış olmasının da bir boyutu bu diye değerlendirilebilir. Çünkü Kıvılcımlı'nın kendi iddiası aslında Marksizme katkı sunmak, Marksizmi açmak, hatta Marx ve Engels'in boş bıraktığı yerleri tamamlamak. Dolayısıyla doktorun takipçilerinin doktoru sadece tekrarlamakla yetinmesi, onu aşacak ya da onu farklı kaynaklarla bağlantılandıracak girişimlerden uzak durması aslında bir anlamıyla Kıvılcımlı'yı anlamamak olarak da değerlendirilebilir herhalde. Kesinlikle. Yani sizin o özellikle tarihin maddesindeki kimi tarih, Osmanlı tarihi üzerine çalışan sol sosyalist kimi akademisyenlerin de Kıvılcımlı'yı görmezden geldiğiyle ilgili verdiğiniz kimi örnekler son derece çarpıcı. Yani orada kimi isimler var ve yani İbn Haldun'dan bahsederek aslında Kıvılcımlı'nın tarihte yani Osmanlı tarihi maddesi üzerine söylediklerinin aslında temel mekanizmalarını ortaya koyarak Kıvılcımlı'dan hiç bahsetmeden yazılmış metinler ve kitaplarla bol miktarda karşı karşıyayız. Bugünün güzel bir tesadüfü de aslında bu tartışma dizisinin Ümit Hasan'la başlamış olması ve sizin o yazınızda da temel olarak Ümit Hasan'ın hakkını fazlasıyla kendisini veren bir tutum sergilemiş olmanız ve Ümit Hasan'ın özellikle bu konudaki açık yürekliliği ve Kıvılcımlı ile olan rabıtasını açıkça ortaya koyma noktasındaki kararlılığını kalın harflerle orada yani altını kalın kalın çizmiş olmanız bu son derece önemli. Bir de yoksulluk çalışmış olmanız, ki ben sizin Yoksulluk Halleri kitabınızı da hatırlıyorum. 2001 yılıydı yanılmıyorsam, biz de dayanışma evleri olarak o dönemde bir yoksulluk kurultayı düzenlemiştik. O dönemde de ondan çok yararlanmıştık. Burada da Kıvılcımlı'nın TKP içerisinde yaşadığı sorunların bir kısmını Kıvılcımlı'nın farklı bir sınıfsal kökenden geldiğine dair biraz bizim Cenk'te de gözlemlediğimiz bir düşünceyi de orada şey yapıyorsunuz. Ben orada hani Kıvılcımlı'nın kendi nesli ve kendi dönemindeki komünistler tarafından çok fazla sevilmemesinin önemli sebeplerinden biri olarak bunun gösterilebileceğiyle beraber aslında onun entelektüel şeyi, yaratıcılığı ve azmi ve bu konudaki yani tartışmaya merakı, insanları o tartışma noktasına doğru çekmesi ve diğerleriyle bu anlamıyla arasında çok büyük bir tezat oluşturacak kadar büyük bir özgüvene de sahip olmasının da bu tepkisellikte ilişkili açıklamada kullanılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu şimdiye kadar söyledikleriniz bence bu açıdan da değerlendirilebilir diye düşündüm. Ki geleceğim ben birazdan bunlara. Yoksulluk ve Kıvılcımlı bağlamında da geleceğim. Sözün ettiğiniz diğer noktalar açısından da geleceğim. Şimdi Kıvılcımlı'yı aşmak yine aslında sizin söz ettiğiniz gibi onu taklit ederek gerçekleşebilecek bir iş değil. Ya da hani soldaki o işte hakim eleştirel bakış düşünüldüğünde, ki Türkiye solunun maalesef bir yerleşmiş bir refleksi,
karşımızdaki figürde, sözde yanlış bulmak, neyinin yanlış, onun size ne söylediğinden çok neyi söylemediğine bakmak yollu bir akıl yürütmenin hakim olması. Onu aşabilmek aslında sahiden de doktor gibi olmayı gerektirir. Ama o aşmayı ikisi bakıma ancak yani Marx terimlerle koruyarak aşma ancak olabilir. Ki kıvılcımda neyin korunacağı ve neyin aşılacağı sorusu bence bu noktada önemli hale geliyor. Şimdi bu koruyarak aşmanın bir örneği vermek isterim. Kıvılcımın ötesinden değil ama başka bir yerden, yine Türkiye solundan. Türkiye solunun önemli bir geleneği biliyorsunuz THKPC gelir. O gelenek içinde aslında Mahir Çayan ve THKPC ile onu takip eden hareketler arasındaki ilişkiyi düşündüğünüzde orada da aslında iki eğilim söz gelimi 1970'lerde çıkar karşınıza. Bir taraf atmayı vaz eden buna karşılık da onu tekrar etmek. Hatta aynı cümleleri, aynı önermeleri yeniden ve yeniden dillendirmek gibi bir başka eğilim çıkar. Her ikisi de değildir aslında koruyarak aşma. Ki tam da o bağlamda teorik ve politik olarak o geleneği, THKPC geleneğini aşan hareket bence devrimci yol olmuştur. Bir reddiyeci bir eğilim değil ama basitçe aslında onda olan şeyin bir tekrarından da ibaret olmayan bir başka aşamaya geçmeyi, sıçramayı da aslında koruyarak becerebilmek. Şimdi tam da söz ettiğiniz kıvılcımla söz konusu olan nokta tam da burada çıkıyor karşımıza. Onu taklit etmenin ötesinde aslında onun meşgul olduğu konular, onun tartışma problematiği, öyle bir gözle dünyaya bakabilmek tam da aslında kıvılcımların kendi metinlerinde bir takım argümanlar, tartışmalar var ki bugüne kadar hala yalnızca kıvılcımların yaptığı tartışmalar olarak kalıyor onlar. Ve tabii onun kullandığı referans çerçevesi sizin başta söz ettiğiniz terimlerle işte onun teorik implikasyonları, dünya Marksizmi, onun teorisi, kıvılcımlının yaşadığı koşullarda sahip olduğu sınırlı kaynaklarla onlarla ilişki kurma becerisi yetisini düşündüğünüzde bizim tam da kıvılcımlıyı yine o literatür içinde yeniden harmanlayarak aşabilmemiz, aşmayı beceremiyor olmamız bence kritik bir nokta. Şimdi tam da bu çerçevede küçük bir örnek vereyim. Söz gelimi kıvılcımlığının bence çok da üzerinde durulmayan, kenarda kalmış metinlerinden biri. Türkçe dilin üreme yolları. Kısa bir metindir aslında o. Ama tabii o metindeki tartışmaya baktığınız zaman aslında tarih tezinde ve başka yerlerde de yaptığı tartışmayı kolektivist, ortaklaşmacı, eşitlikçi, işte eşit kan kardeşliği dediği şeyi dilde, bildiğiniz dilde izlerini sürer kıvılcımda. Şimdi Türkiye solu ve sosyalizmi, sınıfı, sınıf ilişkilerini tartışmıştır. Ama söz gelimi bunun dilde ne gibi yansımaları, ne gibi tezahürleri var? Tam da dilin kendisinde bir sosyalizm imkanı bulmak mümkün müdür sorusunu benim bilebildiğim kadarıyla şimdiye kadar kıvılcımlı haricinde kimse kurcalamamıştır. Şimdi ya da bir başka nokta, onun daha 1930'ların başlarında Yol serisinde yaptığı onun bir tartışma, kendi partisinin sınıf analizine girişir hatırlayacak olursanız. Hatta hani katılanların tek tek hani kayıtlarını kendince tutup çıkarıp oradan yani dahil olduğu partinin, TKP'nin nasıl bir sınıfsal profile sahip olduğunun analizine girişir. Şimdi onun sonrasındaki Türkiye solunun tarihini düşündüğünüzde 60'larını, 70'lerini düşündüğünüzde söz gelimi böyle bir sınıf analizi, bir sınıf profili çıkarılmış mıdır? Çıkarıldığını aslında söylemek mümkün değil. Varsa da ben bilmiyorum. Ama birçok durumda Türkiye solu kendi içinde yer alan hareketlere ilişkin böyle imajlar üretir.
İşte köylü hareketi olarak görülen hareketler vardır vesaire vardır filan. Ama 30'ların başlarında doktorun kendi hareketine ilişkin yapmayı becerdiği şeyi, tartışmayı çok sonrasında bizim, hatta şimdiye kadar hala adam kılık yapamamış olmamızın kendisi bence kayda değer. Şimdi ve tabii yanı sıra aslında Osmanlı tarihinin maddesiyle ilgili tartışmaya geçmeden önce onun yine hani o dönemki önemli metinlerinden biri, aynı serinin bir parçası, İhtiyat Kuvvet Şart metnini düşünün. Bir Kürt sorunu tartışması bildiğiniz üzere. Şimdi o metnini doktorun okuduğunuz zaman temel kaynak gazete küpürleridir. Cezaevinde okuduğu anlaşılan, yani gazetelerden topladığı küpürlerle bir Kürt sorunu tahliline girişir doktor. Şimdi aradan işte 90 yıl geçtiği halde Türkiye solunun sosyalizminin, bana sorarsanız, o kapsamda bir Kürt sorunu metni ürettiğimi söyleyebilmek zordur. O metnin söz gelimi bir bölümü Kürt psikolojisine ilişkin bir bölümdür. Ve doktor kendince Kürt çelişkili olduğunu ortaya koydu. Tartışmalı yönlerinin olduğunu da söyleyebiliriz o analizin. Ama bir Kürt psikolojisi analizine girmiş. Şimdi Türkiye'nin Kürt sorunu aşikar ama böyle bir Kürt psikolojisinden söz edebilir miyiz? Ne ölçüde söz edebiliriz? Bunun implikasyonları neler? Böyle bir tartışmanın da yine aslında adam kılık yapıldığını, yapılabildiğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla onun 30'ların başında yaptığı tartışma olarak onun büyük ölçüde gene kaldığını söylemek mümkün. Şimdi tabii buradan Osmanlı tarihinin maddesiyle ilişkili tartışmaya gelecek olursam, benim işte metne yazdığım, sonuçta yaptığım tartışmayı tekrar etmek, özetlemek istemiyorum. Yalnızca bir takım kritik noktalara onunla ilgili olarak değinmek istiyorum. Her şeyden önce tabii oradaki tartışmanın kendisinin temel kaygısının başta söz ettiğim kaygı olduğunu belirteyim. Hareketi yığınlara yaklaştırmak, sosyalist hareketi yığınlara yaklaştırmak ve Türkiye halkının işte gelenek göreneklerinin sosyalizme aykırı olduğu tezine karşı durmak, bana sorarsanız o metnin temel bir sahihini, kaygısını oluşturuyor. Tam da böyle olduğu ölçüde onun tarihle kurduğu ilişki böyle bir teorik politik diyebileceğimiz eksene yerleşir. Ve bana sorarsanız dünya Marksizmi açısından da bir tarihe ezilenlerin gözüyle bakmak, bir aşağıdan tarih gözüyle tarihe bakmak ve sosyalizmin imkanını o tarihte arayıp bulmak, böyle bir geriye dönük bakış açısından ve tam da bu çerçevede gelenek denilen şeyin kendisini işte muhafazakarların tümüyle işgal altında, onların tek eline bırakılabilecek bir şey olarak düşünmenin ötesinde sahiden de böyle bir sosyalizmin olgunlaşmamış, henüz bilincine varılmamış biçimlerinin tarihin orasında burasında kendini gösterdiği bir eksende bir okumaya girişmek doktor açısından bence temel olarak görünüyor. Şimdi bu bize bakıldığında bence bu analizin önemli bir yönünün aslında bir evrensellik ve özgürlüğü bir arada düşünmeyi mümkün kılan bir özelliğe sahip olması olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan işte prekapitalist sosyal formasyonlar ve onların üretim ilişkileri açısından nasıl evrensel bir tablonun söz konusu olduğu, diyelim ki işte para rantının Fransa'da ve Osmanlı'daki işleyişi arasındaki ortaklıklardan hani söz eden, ama bir başka yanda burasından bence kritik olan özgürlük, bu topraklar ve bu topraklar özgür siyasal kültürlükleri ve o arada aslında bu tarih içinde
eşit kan kardeşliği dediği şeyin kendini dönüşen biçimlerde de olsa var etmesi, onun sancısının yaşanıyor olmasında aslında temelleniyor. Tam da bu açı aslında özellikle 1960'lardaki malum işte feodalizm, atüt vesaire tartışmalarını düşündüğünüzde bence doktorun metni Osmanlı'ya ilişkin bir feodalizm atüt ikiliği hapsedilen bir eksenzi sunuyor. Dolayısıyla üretim ilişkileri, bunların doğası vesaire ile ilgili bir tartışma yürütüyor ama onun da ötesinde aslında tam da bu tarih içinde bir sınıflaşmanın izlerini sürüyor. Ama yalnızca maddi iktisadi süreçler açısından değil. Bence en önemli yönlerinden biri doktorun metinleri açısından düşünüldüğünde. Aynı zamanda bu sürecin bir sınıf zihniyetinin oluşum süreci oldu. Bu tarihin tam da böyle bir sınıf zihniyetinin oluşumunun, dönüşümünün tarihi olarak düşünülmesi gerektiği bulgusu. Şimdi bu bence doktorasından kritik bir nokta. Yani işte maddi ilişkilere, maddi ilişkilere bakan ama bununla sınırlı olmanın ötesine geçen bir perspektif doktorda karşımıza çıkıyor. Ki biraz önce söz ettiğim tartışmalar arasından bunun çok da böyle bir kaygının kendini gösterdiğini söylemek mümkün değil. Tam da bu çerçevede doktorun analiz açısından düşünüldüğünde toplumsal sınıfların böyle baştan verili olarak aslında alınmadığını, sınıf oluşumunun ve bu oluşumun çelişkilerinin tarihsel izlerinin sürülmesi gerektiğini, sınıfların yeniden ve yeniden kurulan ilişkiler olarak düşünülmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyebiliriz. Bu çerçevede aslında kritik bir nokta ki doktorun başka Marksist düşünürlerle bağı açısından bence önemli olan noktalardan biri, onun malum tarih tezi ve o tarih tezinin işte gelenek, görenek, kolektif aksiyonu hani üretici güçler arasında sayması ki vaktiyle işte bunun da aslında söz gelimi şiddetle eleştirildiğini de söyleyebiliriz. Ama yine benim metnimde bahsi geçen bir figüre ben burada dönmek istiyorum. O metinde bu tartışmayı yapmadım. Gramsci ki onun tartışmasına baktığınız zaman ki o da bir üst yapılar teorisyeni olarak bilinir. Onun temel bir kaygısı Marx'a atıfla halk inançlarının katılığı, sıkılığı, yoğunluğu ve bunların maddi güçlerle aynı enerjiye sahip olduğu vurgusunu Gramsci yapıyor. Şimdi tam da halk inançları, kanıları ve bunların katılığı, sıkılığı ve maddi güçlerle aynı enerjiye sahip olabilmesi vurgusu bence aslında her iki figürü ortaklaştıran bir özelliğe sahip. Ve bu arada aslında başka Marksist düşünürlerden bana sorarsanız Gramsci'ye işgal ettiği konum itibariyle çok daha yakın olduğunu ben doktorun tam da aynı zamanda bir politisyen, bir politik pratik doğrudan meşgul bir figür olarak. Bu çerçevede aslında onun tartışmasına baktığımız zaman bir temel nokta kültürel kodlar, gelenekler ve bunların bu söz ettiğimiz sınıflaşma süreçlerindeki konumu, etkisi, etkili rolü bunların temel tartışma noktaları haline geldiği kanısındayım ben. Ki tam da bu açıdan kritik noktalardan birini aslında din ve özellik oluşturuyor. Doktorun bir temel vurgusu tam da biraz önce söz ettiğim şeyle ilişkili bir biçimde bilincin hayatın oldukça gerisinden gelmesi vurgusu. Tam da o çerçevede işte andığı şeyler büyü, fal, burç, din, kehanet vesaire gibi şeyler. Ve bunların bilinçaltı etkilerini sürmesinden söz ediyor. Hatta tarihsel determinizmin toplumsal gelişim aşamalarına
çıkmasından, ama bu bilinçaltı etkilerin bilinç yüzeyine çıkmak ve kendilerini ifade etmek için fırsat kollamasından söz ediyor. Tam da burada aslında gene daha devamçı terimleriyle düşünüldüğünde aslında bir tür bir tarihsel bloğa böyle kabaca böyle bir alt arasında böyle tek yönlü bir belirlenim ilişkisinin ötesinde çok daha karmaşık, özgül, özerk, siyasal ve kültürel süreçlere bakmayı gerektiren bir nokta çıkıyor karşımıza. Tam da bu açıdan aynı zamanda onun tartışması bize yine Bloch'un aslında eş zamansızlık dediği şeye götürüyor. Belirli yapıların bir arada birbiriyle uyum içinde, birbirine her bir biçimde dönüşüm geçirmemesi, bunlar arasındaki eş zamansızlık, asenkron ve bunların politik sonuçları, ki onun tartışması söz gelimi faşizmle ilgili bir tartışma olarak çıkar karşımıza. Tam da doktorda karşımıza çıkan şey, ki Osmanlı'nın kuruluşundan 20. yüzyıl Türkiye'sine kadar eşit kan kardeşliğinden daha başka bir noktaya kadar giden bir biçimde böyle basitçe belirli sosyal formasyonlar ve bunlara denk duyuş, düşünüş biçimleri olarak aslında düşünemeyeceğimiz bir karmaşıklık daha aslında söz ettiğini, bunu düşündüğünü söylemek mümkün. Şimdi bu çerçevede bir küçük bir bununla da ilgili Kıvılcımlı ve onun işte İslam din okuması, onunla kurduğu ilişki açısından. Şimdi siz biraz önce konuşurken hani tam da onun entelektüel formasyonunun kendi içinde yer aldığı partide işte aynı zamanda bir alerji de yaratmış olabileceği yolu bir vurgu yapmıştınız. Katılırım buna. Hasbelkader daha geçenlerde TKP'nin Komintern yıllarıyla ilgili yayınlanmış metinleri okuyordum. 1927 yılında TKP'nin tutanaklarında bir din tartışması var söz gelimi. Ve o tartışma ki bir iki sayfa boyunca yürüyen bir tartışma. Dinsizlik propagandası yapmak veya yapmamak üzerine. Yapmak ama hangi araçlarla yapmak? Rejimin böyle bir propaganda yaptığı ama bizim bunun başımızı çekmemiz gerektiği yolu. Nazım Hikmet'in filan da yer aldığı. Ama dinin ve dinselliğin kendisinin bir dinsizlik propagandası yapmak. Lenin de zaten Rus köylüsü dindar olmasına rağmen, hatta bizimkilerden daha dindar olmasına rağmen bunu yapmıştı yolu. Akıl yürütmelerin devreye girdiği bir tartışma. Şimdi doktorun 30'larda İslam tarihinin maddesiyle meşgul olduğunu görüyoruz. Onun İslam okuması, ona ilişkin birikimi ve tam da biraz önce söz ettiğimiz çerçevede bir İslam tartışması yürüttüğünü düşündüğünüzde böyle bir dinsizlik propagandasını çok aşan bir özelliği olduğunu söylemek mümkün. Tam da bu çerçevede gene biraz önceki figüre döneceğim. Gramsci de dinle, Katolisizmle meşguldür. Ama onu yaparken aynı zamanda aslında İtalya bağlamını tek bir dinin olmadığını, kilisenin dini, köylünün dini vesairenin, orta sınıfların dini, envai çeşit birbirinden görece farklı dinlerle aslında karşı karşıya olduğumuzu söyler. Şimdi aslında çok benzer bir vurguyu gene Osmanlı tarihinin maddesinde görürsünüz. Nerede görürsünüz? Açın bakın Celali isyanları ile ilgili bölümü. İşte Sarıklı Hoca ile Derviş arasında ilkinin saraya ve iktidara dönük yüzünün olmasına karşılık Derviş'in halka, köye vesaireye dönük olması üzerinden giden bir ayrıma söz gelimi giriş. Dolayısıyla böyle tek bir İslam'dan değil aslında İslamlardan ve o arada halk İslamı denilen şeyin içinde tam da böyle bir sosyalizan diyebileceğimiz eğilimlerin de kendini göstermesi, o aralarda, o çatlaklarda eşit kan kardeşliğinin kendini var edebilmesi noktası. Bu bence önemli bir nokta. Tam da bu çerçevede vermek istediğim bir ikinci örnek şu. Doktor yine bu metninde, ki daha önce yazdığım metinde de aslında bunu alıntılamıştım. Dinin Türk toplumuna etkileri filan gibi metinlerde de aynı tartışmayı yaptığını söyleyebiliriz. Cennet nedir de. Burada doktor Türk halkı ahireti özler diyor.
ve cennete kavuşmanın hasretini tesbih çeker gibi çekiyor diyor. Ve şu dünyada bulamadığı mahşer devrimini ve mizan sosyal adaletini başka bir dünyada olsun aramak zorunda kalıyor diyor. Şimdi tabii günümüz İslam'ı, İslamcılığı, İslamları tartışmasına girmeyelim ama doktorun el aldığı, tartıştığı bağlamı düşündüğünüzde bu ifadelerin anlamı ne? Bu ifadelerin anlamıyla ben tabii şahsen birçok durumda karşılaştım ama en somut örneğini vereyim. Biraz önce işte bahsi geçen yoksulluk araştırması için Ankara Sincan'da görüşmeler yapıyorduk. 13-14 yaşında bir 2001 yılı yazıydı bu. Bir kız çocuğu başını örtmüş. Niye örttün? Cennete gitmek istiyorum dedi. Ne var cennette? Nedir? Cennet ne? İşte Rabbimizi görmek istiyorum diyor. Cenneti tarif ediyor. 70 bin tane sofra, giysiler, yani istediğimiz her şeyin olduğu yer. Şimdi bu çok şaşırtıcı gelmeyebilir. Ama bu kız çocuğuyla görüşme yaptığımız ev, kızın kendi evinde bize ikram edilecek çay yoktu. Şimdi tam da bu cinselliğin alt sınıflar ve yoksulluk bağlamında en azından anlamlandırması ise de bir anlamlandırmasıyla karşı karşıyayız. Tam da o çerçevede aslında doktorun bu vurgusunu, cennete kavuşmanın hasretini tesbih gibi çekme vurgusunu bence anlamak gerekiyor. Ki aynı nokta işte yerin altı da bir üstü de bir diyor yoksul. Bu dünyanın yani işte üstü varsa altı da var. Şimdi yerin altında eşitlenme. Burada eşit değiliz ki o vurgu, eşitsizlik vurgusu çok bariz. Ama yerin altında tam da doktorun dediği gibi öbür dünyada eşitlenecek olma vurgusu. Şimdi bunu ne ölçüde tarihsel olarak günümüzü bir tarafa bırakıyorum. Ne ölçüde halk dini, alt sınıflar ve onların dinsellik tecrübesi, dinselliğin orada anlamlandırıldığını tartışabildiğimizi sanmıyorum. Ama doktor tam da bu kaygılarla, Osmanlı tarihinin maddesine bakarken de bu kaygılarla hareket ediyor. Bir örnek daha ki biraz önce söz ettiğim şeye bakın. İhtiyat Kuvvet Şark. Orada da aslında Kürt isyanlarında maziyi özlemekten söz ediyor. Tam da yani aynı vurgu oralarda da geçerlidir. Bir başka vurgusu yine aynı bağlamda bildiğiniz üzere namaz, oruç vesaire filan üzerinden de bir tartışma yürütüyoruz Osmanlı tarihinin maddesinde doktor. Namaz için söylediği şey de şahın da, gedanın da, efendinin de, kölenin de yan yana eşitçe yer alıp kutsal törende bir hizaya gelmesi, sınıf, zenginlik, rütbe ayrımı olmadan bir hizada boy göstermek. Şimdi tam da orada aslında böyle bir anlamlandırmasının olduğu kanısında doktor. Şimdi tarihsel olarak böyle bir anlamlandırmadan söz edebilir miyiz? Bence söz edebiliriz. Yani o muhtelif İslamlar içinde, muhtelif İslam tecrübeleri içinde ki böyle kolayca hani marjinal olarak görülebilecek bir eğilimde olduğu kanısında değilim ben. Biraz önce söz ettiğim Türkiye halkı, alt sınıfları ve onların dinsellik tecrübesi aslında. Şimdi doktoru aşmak tam da burada da devreye giriyor. Yan yana sınıf rütbe, zenginlik ayrımı olmadan aynı hizada buluşan bir namazdan aslında doktor söz ediyor. Yakın dönem Türkiye'sine bakın. Bir dönem ben sınıf karşılaşımları yazdım ve onun bir bölümde abdestli kapitalistler üzerineydi. Kendi işçisiyle aynı camide cuma namazı kılmayan, özellikle kılmayan ve başka camilere giden bir tırnak içinde Müslüman iş adamı. Şimdi bakın burada başka bir İslam tecrübesi çıkıyor. Ama tam da bunun kendisi bir gücenmeye vesaireye neden olduğu ölçüde aslında o eşitleyici dinamik orada belli belirsiz, bilinç dışı olsa da bence kendini gösterebiliyor. Tam da bunları aslında bunların izini sürmemiş olmamız
ve doktorun işte bu söz ettiğim ifadesinde bunun kalmış olması, ki doktor böyle basitçe bunun bir öz olarak bütün tarih boyunca devam ettiği kanısında zaten değil. İslam tarihini okumasına bakarsanız zaten çelişkili bir süreç olduğunu söylüyor. O söz ettiği çelişkili sürecin bugün geldiği noktalar, o çelişkinin çok dramatik biçimler alması üzerinde yeterince durabildiğimizi söylememek mümkün değil. Şimdi bütün bunlar aslında doktorun toplumsal tarihe ilişkin dışında işte eşitlikçi özgürlük arayıp bulması, o da bize göstermeye çalışmasına sizi götürüyor ve bu açıdan da doktorun Bloch ve benzeri figürler ve onların aslında tarih okumasıyla ortaklaştığını aslında söylemek mümkün. Uzattım mı, bırakayım mı? Yok, gayet iyi gidiyor hocam. Orada yani bu aslında burjuva devrimlerinin zayıf kaldığı ülkelerde, işte Almanya'da da bir geç kalmıştık. Yani orada o Juncker geleneğinin gücü, işte İtalya'da Gramsci'nin işte o meşhur Güney Sorunu makalesinde ortaya koymuş olduğu oradaki ikilik. Hatta ben işte Gramsci'nin Livorno'da Komünist Partisi'nin kuruluş kongresine yazmış olduğu notta işte komünistlerin görevi aslında biraz da bu ikiliği aşmaktır. Aslında aynı arayışın kendisini Kıvılcım'da da görmek mümkün. Onun Türkiye'deki egemen sınıfı tarif ederken ortaya koymuş olduğu ikilik, yani işte ultramodern finans kapital ve antika tefeci bezirgen ikiliğinin aslında bir benzeri işçi sınıfı ve köylülük arasında da var ve aslında Kıvılcım'da hegemonik bir işçi sınıfı hareketi inşa etme çabası içerisinde bir tür işçi sınıfı ve köylülük ittifakının politik teorik zeminini de inşa etmeye çalışırken sanki bu arayışlara girmiş gibi. Yani o yüzden Osmanlılıktan çıkamamış olma, o kültürel kozanın içerisinde yaşıyor olma meselesi Kıvılcımlı'yı Osmanlı tarihinin maddesini çalışmaya itmiş gibi ve aslında onun bu bakış açısının izini sürememiş olmak belki de bizlere 90'lardaki yaşanan devlet krizi içerisinde o dönemde sol olarak İslamcılığın panzehiri olan bir sol anlayışı inşa etme şansı sunabilirdi. Ve ben açıkçası biraz belki bu güncel bir tartışma ama İslamcılığın yaşamış olduğu bu çöküşün, yani günümüzdeki ideolojik, etik vesaire çöküşün Kıvılcımlı'nın bu tezlerinin güncellenmesiyle ilgili de bir olanak sunup sunamayacağını da aslında tartışmanın anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü o sağduyunun içerisindeki bir de yani bu şey de çok çarpıcı geliyor bana. Yani Kıvılcımlı geçmişi geleceğin bir onaylanması olarak anlatıyor. Barbarlıktaki o tarif ettiği insan özellikleri aslında bir özcü, etik, hümanist bir bakış açısına değil, tam da sınıfsız toplumsal ilişkilerin ortaya çıkarabileceği karaktere dair bir övgü gibi. Yani geçmişteki olguları bir geleceğin övgüsü ve sanki propagandası için değerlendiriyor gibi de görünüyor. O yüzden de bu anlattıklarınız bana bu çerçeveleri düşündü. Bir nokta biraz önce kısaca değindim ama Kıvılcımlı'nın burada yaptığı analiz açısından düşünüldüğünde aslında Kıvılcımlı'nın sınıflaşmayı aslında hiç bitmeyen bir süreç olarak aslında düşündüğünü söyleyebiliriz ki genel olarak tarih tezi açısından bence önemli bir nokta bu. Tam da bu niteliğiyle aslında onun eşit kan kardeşliği dediği şeyin modern, güncel ifadelerine ilişkin yaptığı vurgu da bence önemli. Ki işte bir kültürel tarihle bir bakma biraz sosyolojiyle meşgul bir insan olarak sınıf hiyerarşisi, sınıf eşitsizliği denilen şeyin kendisinin bilinçli siyasal biçimler almasa bile refleksler olarak da bir gücenme şeklinde de olsa Türkiye halkının kültürel kodlarında yakın dönemi bir tarafa bırakacak olursak gömülü olduğunu söylemek mümkün ki Kıvılcımlı bir bakıma bunun izlerini bence ki benim açımdan en önemli noktalardan birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Öyle olduğu ölçüde asla tümüyle doğallaşmamış bir sınıfsallık çıkıyor Kıvılcımlı okumamdan benim çıkardığım sonucun bu olduğunu söyleyebiliriz ki aslında 2000'lerin başlarındaki yoksulluk çalışmasında da bu doğallaşmamış niteliği sınıf ilişkilerinin tümüyle ebedi ve ebediyen meşru vesaire sayılmayan ve hala bir insan olarak birbirini eşitleyen bir bakışa olan özlem,
nostalji, referans, dine veya başka şeylere başvurarak karşımıza çıkıyor ki tam da bu açıdan aslında yolculuğunun söz ettiğimiz özgürlüğü bu tarihe bakarken yaptığı özgürlük vurgusu bence önemli. Tam da bu niteliğiyle aslında Osmanlı tarihiyle ilgili o bilinen beylik, feodalite, Atatürk vesaire tartışmaların ötesine geçen dinamikleri bize gösterdiği kanısındayım. Burada bırakayım isterseniz. Yani belki de o açıdan sınıflandırılmakta zorlanılıyor. Yani çünkü geleneksel orada bir çerçeve var. Tarihle ilgili ortaya konmuş. Marksizmin bakışı gibi de kodlanmış. Ama Kıvılcım'la aslında tam da demin sizin bahsettiğiniz gibi var olan tarihsel olgu üzerinden esas olarak o ampirik olgu üzerinden ilerlemeyi sevdiği için yani işte Kürt meselesini anlatırken aslında işte gazete figürleri ve bence diğer çok önemli bir kaynak da Elazığ cezaevinde tanıdığı ve orada edindiği ilişkiler ve orada öğrendiklerinin kendisi de son derece önemli. Osmanlı tarihine baktığında onu bir feodalizme benzetemiyor. O yüzden işte o Anadolu'da niye bu şatoları göremiyoruz diye mesela soruyor. Yani bence zaten o Osmanlı tarihinin maddesinde kendi yazmış olduğu ön söz tarih tezini bence en özgün uygulaması. Yani padişahları neden sevdikleri yani geleneksel bir ilericilik gericilik kalıbı içerisinde değil bir başka çerçevede anlaşılmaya çalışılıyor ve ben bunun izleklerini çok farklı biçimlerde görebildiğimizi düşünüyorum. Aslında yapılmaya çalışılan sınıfın farklı fraksiyonlarını birbirine aslında yakınlaştırmak ve o kültürel yarıkların aşılabildiği böylece bir sınıf konsolidasyonu sağlayacak bir zemin. Şimdi bu en son asgari ücret tartışmasında da sanki biraz bunun izlerini kısmen gözleme şansı olduk. Böyle alt orta sınıflarla daha prekarya kesimler arasında bir şey hızlıca böyle kültürelleşebilecek bir çelişkinin tezahürü gibi de bir durum ortaya çıktı diye düşündüm. Yani şimdi bu Deleuze Guattari'nin göçebelikle ilgili olan şeyle ilgili orada bu ilk yazıda daha ziyade ondan bahsetmişiz ama o mesela bu ön sözde çok fazla yer almamış. Bu şeyle ilgili de yani komünist parti içerisindeki çelişkileri açıklarken de işte o sınıfsal Kıvılcımlı'nın sınıfsal meselesinin şeyini vurgulamışsınız ama burada yani onunla ilgili ne düşündüğünüze dair çok fazla şey olmadı. Tamam. Oraya girilebilir. Sonra, evet. Sonra yani, oradan da sonrasında toparlayabiliriz. Şimdi bu ilk yazdığım metinde yanlış hatırlamıyorsam bu Deleuze, Guattari onların göçebe bilimi ile doktor ve onun tarih tezi arasında bir bağ kurmuştum. Vurgulanması gereken bir nokta tabii doktor açısından İbn Haldun'un hani merkezi önemli bir figür olduğu aşikar. Aslında Deleuze Guattari'nin o tartışması açısından da İbn Haldun'un önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunu öncelikle not edeyim. İkinci bir nokta tam da devlet ve sınıf oluşumu arasındaki ilişkiyi aslında paralel terimlerle düşündüklerini söylemek mümkün. Çünkü doktorun çalışması aynı zamanda sıçramaları da içeren işte üst barbarlık konağının işte atlanması vesaire ve sınıflaşmadan aslında devletleşme ve devletleşmenin sınıflaşmayı üretmesi vurgusunu içerir. Tam da bu açıdan aslında Deleuze ve Guattari'nin yaptığı tartışmayla ortaklaştığını söylemek mümkün. Ama onların işte göçebe makinesi dediği şeyi aslında Kıvılcımlı'nın barbarlığıyla beraber bence düşünmek mümkün. Ama onların tartışması aynı zamanda daha modern, tam da o göçebeliğin modern biçimleriyle aslında iktidar mekanizmaları ve ondan kaçan, ondan o iktidarın yerli yurtlulaştırıcı mekanizmalarını bozan dinamiklerin üzerinde sürerler. Tam da bu noktada da aslında doktora aşmak derken aynı zamanda kastedilmesi gereken şey o. Basitçe onun söylediklerini tekrar etmenin ötesinde böyle bir perspektifin sahiden de günümüz biçimlerine. Şimdi biraz önce dinsellikten söz ettik. Günümüz yalnızca dinsel duyuş düşünüş biçimlerinden ibaret değil. Halk kitleler arasından da öyle değil. Tam da oralarda ve daha başka dinamiklerde doktor gibi düşünebilmek bence hani kritik ve yapamadığımız ya da çok da becerilemeyen şeyin bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu TKP tarihi ve doktor ve sınıfsallıkla ilgili olarak
şunu söyleyeyim, biraz önce siz hani doktorun yine hani o noktaya döneceğim, entelektüel formasyonu ve TKP içindeki konumundan söz ettiniz. Şimdi o tarih içinde söz gelimi önemli bir figür Şefik Hüsnü. Onun da yazdığı metinler var. Ama biraz indirgeyerek söyleyeceğim maalesef ama dönemin Komintern'in kararlarını ve politikalarını bilirseniz temel olarak aslında Şefik Hüsnü okumanıza gerek yoktur. Büyük ölçüde aslında Komintern'in vaaz ettiği siyasetin Türkiye'ye ve Türkçe'ye tercümesiyle karşı karşıyayızdır. Ki yani baktığınız zaman 25'te, 30'da Kemalizme, ona buna filan ilişkin yaklaşımı Komintern'in vaaz ettiği şeyden ibarettir. Dolayısıyla ya bir insan hani Şefik Hüsnü'nün metinlerini okumayabilir ama Komintern siyasetini biliyor ise Türkiye'ye ve Türkiye'deki Komünist Partisi'ne biçilen rolü oradan rahatlıkla çıkarsayabilir ve çok kaçan, eksik kalan şeyler de olmaz. Şimdi Kıvılcımlı'da yapılamayacak olan şey bu. Tam da onun üretkenliği ve entelektüel teorik politik katkısı başka yerlerden kolayca çıkarsanamayacak olan kendine özgü argümanları ve aynı zamanda bu topraklara ilişkin ayakları bu topraklara basan bir figür olarak bu toprakların özgürlüklerini hesaba katan bir analiz ve bir tartışma yürütüyor olması. Tam da bu niteliğiyle hani böyle basitçe bir türev olarak, bir yansıma olarak, öyle bir Komintern siyasetinin bir uzantısı olarak görülemeyecek bir figür. Tam da o açıdan aslında sizin başta söz ettiğiniz iddiası ne ölçüde gerçekleştirdiği ayrıca bir tartışma konusu olmakla beraber tam da o cesaretin kendisi, o çabaya girişme kaygısı, böyle bir katkıda bulunma kaygısının kendisi başına önemli, anlamlı. Şimdi tabii bunun ötesinde benim bu sınıfında vurgusunun da ben önemli olduğu kanısındayım doktor açısından ki tam da Türkiye solunun tarihsel gelişimi açısından düşünüldüğünde doktorun o kaygısı ve kendi örgütündeki tablo ve ona dönük eleştirel bakışı bence önemli. Ki ya benim metnimde aslında birçok anekdot var aslında tam da bu açıdan. Sınıf örgütünde sınıf karşılaşmalarının nasıl bir tablo yarattığı ile ilgili. Söz gelimi bir yerde doktor işte İsmail Bilen'le işte bir vapurda karşılaşmasını, onun birinci mevkide kendisinin ikinci mevki bileti olmasından ve Kadıköy'e gitmesinden filan söz eder. İsmail Bilen'le ilgili yazılanları vesaire okumuş olma şansı yok. Belki duyduğu şeyler vardır. Ama doktorun tam da orada not ettiği şeyin kendisi bu ilgili literatüre, hatırata baktığınız zaman çok yerinde bir tespit olarak çıkar karşımıza. Ki o gelip çok sayıda aslında hatırat çıktı. Ne bileyim hani örnekler vereyim. Artan İhmalya'nın, Hayk Açıkgöz'ün, Gün Benderli'nin, işte Rauf Alper'in, Osman Rauf Alper'in, Metin Gür'ün vesairenin metinlerine baktığınız zaman orada da aslında karşımıza çıkan Bilen figürü tam da doktorun aslında o bir vapurdaki karşılaşmada tespit ettiği o temel eksenin aslında hep yaşanmaya devam ettiğini aslında gösteriyor. Şimdi tam da o kaygı bence önemli bir kaygı doktor açısından. Ki doktorun kendisinin biraz önce söz ettiğimiz Türkiye halkı ile sosyalizmi birbirine yabancı olarak düşünmemek, göstermenin şiddetli eleştirisi vurgusuyla o halk kitleleriyle olan bağ, organik bağ bence önemli doktor açısından. Ama kendi örgütü açısından düşünüldüğünde orada söz konusu olan bu eğilim bence takdire şayan. Ama tam da bu çerçevede şunu da belirtmek gerek. Benim verdiğim örneklerin bir kısmı en azından cezaevi örnekleri. Bizzat komünistler arasındaki ilişkilerin kendisindeki tırnak içinde komünist olmayan ona aykırı ilişki biçimlerinin aslında ortaklaşmacı olmayan ilişki biçimlerinin karşımıza çıkması ve burada sınıfsallık. Verdiğim örnekler, doktordan da aktardığım örnekler bunlar. Şimdi tam da bu açıdan söz gelimi Türkiye solunun bir kitle hareketi olarak ortaya çıktığı koşullar değil bunlar.
Yani 200-300 kişinin örgütlenmesinden söz ediyoruz nihayetinde. TKP dediğiniz zaman, parti dönemi, erken cumhuriyet dönemi TKP'si dediğiniz zaman. Tam da bu kitleselleşme 1960'lar ve özellikle 1970'lerde gerçekleşir. Ve oraya baktığınız zaman ki aynı zamanda Türkiye solunun tırnak için halklaşmasıdır. Halk kitlelerinin aslında yer aldığı ve damgasını vurdu. Kültürel kodlarıyla da. İyi kötü beğenirsiniz beğenmezsiniz ama o kültürel kodlarıyla da damgasını vurduğu, şekillendirdiği, yoğurduğu bir dönemden söz ediyoruz. Oraya baktığınız zaman tam da onun söz ettiği sahnelerle aslında temel olarak karşılaşmazsınız ya da istisnaidir. Bir komün geleneği yerleşmiştir ve oturmuştur. Öyle bir durum, eşitlik anlayışına aykırı hareket olsa bile gayrimeşrudur her halükarda. Şimdi dolayısıyla her neyse ama yani böyle bir sınıfsallık da bence ki Cenk'in yani aslında uzun uzadıya vurguladığı bir nokta ama hani yalnızca onun değil Vedat Türkeli'de ve başkalarında da aslında vurgulanan nokta. Şefik Hüsnü'nün deliliyle ilgili aslında vurgusunu düşünün. Tam da o dilin kendisinin frankliği, yabancılığı ama doktorun kendisinin Türkçe konuşma arayışına girmesi. Ama önce böyle bir Türkçe ile ilgili bir vurgusu yok. İhtiyat kuvvet şarka bakın. Türkçe konuşmak gerektiğini de söyler doktor. Dolayısıyla bu toprakların insanı ve onun diliyle aslında konuşma arayışı, kaygısı, o dili üretme kaygısı. Doktorun diliyle ilgili bir temel problemi de, temel kaygısının da bu olduğunu da söylemek mümkün. Dilin imkanlarını da zorlayarak ama sahiden de bir biçimde halk diline de onu yaklaştırmak, sosyalizmin dilini. Söz lügatçesiyle de yaklaştırmaya çalışmak gibi bir arayışı da aslında ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Evet. Bir şey daha sorabilir miyim hocam? Bu şimdi bu çizdiğiniz çerçevede siz de işte Gramsci ile paralelliklerini de çok fazla kurdunuz. Bence de çok fazlasıyla var. Yani bir üst yapı Marksisti bakış açısını iki isimde de görebiliyoruz. Ve Bloch'ta da olduğu gibi aslında Kıvızcımızda da yani bütün o entelektüel özgürlükçü bakış açısına yani oradaki yaratıcılık arayışına rağmen aslında ayağını, pivot ayağını da hiçbir zaman hareketin içinden çekmeme. Yani onunla da aslında hiçbir zaman tam olarak karşısına almama gibisinden bir pozisyon da var ve bu bence bazen teorinin içerisinde de kimi iç gerilimler de yaratıyor. Yani mesela bu barbarlığın işte insancıl üretici güçlerin etkisini büyük oranda ilk dönemde en azından tarihle ilişkilendirmek, biraz oraya sıkıştırmak ve günümüzde teknik hala egemendir diyerek aslında ana akım tezlerle de kısmen paralellik kurmak falan. Kıvılcımlı yani böyle bir Batı Marksizmi geleneğinin içerisinde okuyabilir miyiz bu anlamıyla? Yani onun bir parçası. Çünkü işte yetersiz bir burjuva devrimi, işte antik prekapitalist yapıların büyük oranda kalması, böylesi bir bunları, bu unsurları da içeren bir tarihsel bloğun içerisinde bir içi sınıf hareketinin işte hegemonik kılınması arayışı içerisinde o toplumun işte sağduyusu, dokusu, kültürel kodlarını da falan çözümleyerek ve bunu da mücadelenin bir parçası haline getirmeye çalışan arayışların bir parçası olarak yani böylesi bir üst yapısal Marksistler bakış açısının bir şeyi olarak Türkiye ayağı olarak Kıvılcımlı'yı görebilir miyiz? Görebiliriz tabii, görebiliriz. Ama orada tabii şuna bence hani dikkat etmek tam da onda kıymet verdiğimiz şeyin yine hani Batı Marksizminin hani kıymetli olanları üzerinden aranıp bulunması gibi esasen o problematiğe hapsolmayan bir biçimde ama aynı noktaları problematize ettiğini söyleyebiliriz. Kimi durumlarda çok yetkin değildir doğrusu. Biraz önce söz ettiğim eş zamansızlığı Kıvılcımlı da aslında çok kullanmaz da bunu. Bloch uzun uzadıya ve çok güzel bir tartışma yürütür orada. Ama o tartışmanın derinliğinin ötesinde Kıvılcımlı bunun zaten farkındadır. Ve temel bir problem olarak açıkça dillendirmesi de o terimlerle koymasa bile. Dolayısıyla aynı problematiği paylaştıklarını söylemek mümkün. Orada tabii kritik bir başka nokta var. Yani, fiziki koşullarını düşünün. Şimdi biraz önce yani Gramsci ile paralellik kurduk. Ki Cenk'in metninde var. Aslında Gramsci açısından önemli bir kaynak Labriola'dır. Şimdi Kıvılcımlı'nın kendisinin nasıl edip de Labriola'ya ulaştığını ve onu bakabildiğini düşündüğünüzde, yaşadığı koşulları düşündüğünüzde dolayısıyla hani Batı Marksizmi onun kaynakları aslında açısından
düşünüldüğünde hani kıvılcımlı, tam da bu imkanlardan yoksun bir figür aynı zamanda. Öyle bir entelektüel donanımı edinme imkanından da yoksun olduğunu da belirtelim. Bergson metnini düşünün. Ki yani sonradan çıkmış yani ya da işte son yıllarda çıkmış bir, ortaya çıkmış bir ya da benim en azından basılmış halinin yakınlarda çıktığı bir metin. Bergson üzerine yazılmış bir kitaba dayanır. Ama aynı zamanda onun gerisinde Türk muhafazakarlığı ve ondaki Bergsoncu zihniyetin eleştirisi temel bir kaygıdır. Evet. Şimdi aslında Türk muhafazakarlığı ve onun Bergsonculuğunun dert edilmesi, onun problematize edilmesi çok istisnai bir durum. Yani Türkiye sahanın muhafazakarlığının bir bambaşka sonrasında da karşımıza çıkan özelliklerinden söz etmek mümkün ama sahiden de Bergson üzerine yazılmış bir metinle onun eleştirisine girişmek bence çok takdire şayan. Ki yani yer yer tabii yetersizliklerinden falan söz edebiliriz ama önemli olan nokta bir tür bir hesap cetveli, günahlar, sevaplar, olumluluklar, olumsuzlukların ötesinde doktorun kendisinin bu teorik politik kaygısı, arayışı ve tam da orada aslında bir tür bir hani bir acente olmak, bir başkasının sesini tekrar delillendirmek, yankılamanın ötesinde sahiden de kendi topraklarına ama yalnızca onlara hapsolmayan bir biçimde özgü bir politik düşünüş tarzını ortaya koymak ama bunu da aynı zamanda politik pratikle bağlı olarak aslında yapmak. Bu niteliğiyle bence önemli olduğunu söylemek mümkün. Evet, şimdi bu sizin bu kitapta özellikle o bahsettiğiniz Osmanlı tarihine sosyalist bakışları değerlendiren metinlerde kıvılcımlığa atıf yapılmaması meselesi önemli. Geçtiğimiz günlerde Metafizik Sosyolojiler kitabı üzerine burada Güney Çeyin hocamızla Pamukkale Üniversitesi'nden bir söyleşi yaptık. O da orada sosyolojinin işte aslında tarihsel materyalizmin karşısında burjuvazinin bir şeyi önermesi olarak ortaya konduğunu, onun reddedilmesi üzerine bir metin. Yani kitabın ana şeyi bu, içeriği bu. Bu yakın tarihte yine bir sol yayın evinden yayınlanan bir sosyolojinin reddiyesi, Marksist reddiyesi diye bir kaynak var. Baktım kaynakçasında kıvılcımlıdan bir tek bir şey yok. Yani demek ki bu konuda da bizim bu tartışmaları geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kıvılcımlının bu zengin külliyatını biraz da özellikle yani Türkiye entelijansiyasına da, Türkiye toplumuna da anlatmakla ilgili yapacağımız çok şey var. Bu Kıvılcım Enstitüsü'nün görevlerinden bir tanesi sizin de bu akşam bize sunduğunuz bu katkı, yaratıcı katkı için ben çok çok teşekkür ederim hocam. Son değerlendirmenizi alarak bitirebiliriz. Rica ederim. Yok, bir son değerlendirme olmasın. Yalnızca biraz önceki şeye ilişkin bir not. Yazan arkadaş aslında Ümit Hoca'nın eski bir öğrencisi. Ümit Hoca'dan doğru nasıl atladı bilemiyorum. Ya metnini okumadım ben ama. Yani evet. Belki bir gün onunla da burada tartışma şansımız olur. Kendisiyle de konuşuruz. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam Osmanlı tarihinin maddesi bağlamında ama çok daha geniş bir çerçevede Hikmet Kıvılcımlı üzerine sevgili Necmi Erdoğan hocamızla konuştuk. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.